Zorlandığı sahneler oluyor. Zaman zaman Nihat abisine, zaman zaman bana, bazen Mustafa abisine danışıyor, sığınıyor. Çok da uzatmayayım, sonrası da çok baş başa kalacağımız için. Çok da fazla olmuyor, evet. Çünkü çok iyi bir ekibiz. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Peki, çok sürpriz bir bölüm yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Geri dönüş oldu. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bizim için çok sürpriz değil. Yani seyirci için. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yani seyirci için. Yani Yağız Bey'den başlayarak herkes ne yaptığını çok iyi biliyor bu sette. Bence birazcık ondan kaynaklanıyor. Yani ne hamasetimizin tadı kaçıyor, ne aksiyonumuz ağır basıyor, ne esas anlattığımız mevzunun ülke ve toplum üzerindeki etkisini kaybetmekten vazgeçiyoruz. Asla ondan ödün vermiyoruz tabii ki. Çünkü aslında biz her ne kadar burada evet çok keyifli iş, evet öyle, evet böyle birbirimizi çok seviyoruz ama anlattığımız şey çok acıklı bir şey. Ve bunun farkında olarak yapılması lazım zaten birazcık. Evet, çok yoğun duyguların yaşandığı bir ortam. Bunu beslendiğiniz bir şey var mı sizin bununla ilgili? Başka bir şey gerek var mı yani beslenmek için sence? Şey demiyorsun değil mi bana, teröristi nasıl gözlemlediniz filan gibi. Hayır, yani hani role girmek için yaptığınız bir şey var mı mesela? Hani bir 6 ay daha da kaldım. tabii ki arkadaşlarım çok özel bir askeri eğitim aldılar. Onların sorumluluğu biraz daha fazlaydı. İşleri de biraz daha zordu benden. Ben birazcık daha burada kötüyü temsil ediyorum. Yani birazcık Erol Taş... La özdeşleştirebiliriz benim oynadığım adamı birazcık. Yoksa hiç kimse adam öldürürken şaka yapmaz tabii ki. Ama birazcık işin kurgusuna girdiğimizde o da bize hem kötü ama hem de birazcık zaman zaman bize içimizden küfrettiren, zaman da bizi şaşırtan şeyler yapıyor. Çok tatlı adamlar var karşımda. Hele ki bu sezon bir de çok önemli üstadlar katıldı aramıza. O yüzden çok keyifli. Çalışması da çok keyifli, oynaması da çok keyifli. Latife ediyorum elbette. Özellikle Tim'i ele alırsak bence muhteşemler hepsi. Ayrı ayrı. Yani şey diye söylemiyorum. Genelde böyle dizilerde oluyor ya. Genç ekibi çok seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Öyle bir şey değil. Hayır. Gerçekten kendi aralarında da çok iyi dostlar. Ve hakikaten el üstünde tutuyorlar setteki herkesi. Bu kadar tatlı bir ekipten de zaten falso bir şey çıkarsa ayıp olur bence. Ne kadar yalnız bana dediler ki serbest giyinilecek. Neyse bunları kameralar kapandıktan sonra konuşacağız. Şunu bari elikleseydim. Allah'tan siz yeterince yakışıklısınız da. Herhalde bunları kesersin. Ben gidiyorum. Yani... Çok teşekkür ederiz. Canlı yayındayız zaten biz kesin. Size müsaade o zaman. Teşekkür ederim. Bunu yalnız bu hiç olmadı.